bu fırfırıyı! Sus be! Ay çok güzel oldu. Muhterem dinleyicilerim için müthiş. Hazırlanmam lazım. O yüzden apar topar gitmek zorunda kaldı. Bu yüzden müsamereyi benden izin edeceğim. İsterseniz sizlere kendimden bahsedeyim. Ben Doktor Ruhi Ruhman. Maddiyata hiç önem vermem. Nitekim ailem de vermezdi. Annemin adı Ruhsar'dı. Babam tuz ruhu ticareti yapardı. Dayımın en sevdiği şarkı Ruhum da Bahar Açtı şarkısıdır. Amcamın en ünlü şiiri Ruhum gibi ruhlar var mı acaba ruhlar içinde diye başlar. İşte bu etki ve alaka sonucu ben de ruhiyatçı oldum çıktım. Hastalarımı ve işimi çok seviyorum gerçekten. Başhekim Bey de beni çok sever. Ruhi, sen bu hastanenin ruhusun der. Çünkü genellikle gece nöbetlerini ben tutuyorum da. Ne yapayım kardeşim, evim çok kalabalık. Kayınvalidem, kayınbiraderim, baldızım, onun çocukları, benim çocuklar, eşim ve tabii ben. Burada ruhum dinleniyor. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan müsamerimizde görev alan arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Çocuklar hazır mısınız? Korkmayın, hiçbir tehlikeli değildir. Asıl tehlikeliler dışarıda. Büyük tımarhanelerde. Onlar dünyayı yönetiyorlar. Evet. Bakın şunlara ya. Hemen bir örnek sunalım. Totoş, neredesin? Gel buraya. Gel. Bu kızın uzantılıyor. Kendisini kan işçisi bir köpek zannediyor da. Hadi geçelim. Osman abi! Haydi bir pehlivanım. Hadi burada da sığmıyor be! Bekle! Haydi bir de koca pehlivan! Haydi! Haydi Osman abi! Bu delikanlı da kendisinin koca Yusuf pehlivan olduğuna oldukça emin. Ya. Söyleyin Allah aşkına. Bunlar mı daha tehlikeli yoksa Hitler ya da Stalin mi?
Efendim kimse iş olsun, fiyat olsun diye denilmez. Kendisi kendiliğinden de denilmez. Ya birileri tetikler ya da toplum. İşte bu gerçeğimizi delillendiren üç küçük ön örnek sunacağız sizlere. Ama öncesinde hemen bir şarkı dinlemek ister miyiz? Hayır. Bir dans. O yüzden dansçı arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum ben. Lütfen yerimizi alalım. Hadi. Hazır mıyız? Çocuklar hazır mıyız? Evet. İyi seyirler. O yüzden her gördüğünüz beyaz gömlekliyi doktor zannetmeyin. Altında her an bu arkadaşlarımdan birisi çıkabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biz? Var mı isteğiniz? Doktor bey! Şurada, doktor bey! Ne oldu kızım? Telefonum var. Sayın başhekim olmalı elbette. Efendim sürekli beni arar da her şeyi bana danışacak. Hayır, hayır, bir o da beni çok sever. Her şeyi bana sormadan yapamaz. Efendim ben kayınbiraderle konuşurken sizler de ilk vaka olarak sahici bir hasta ile sahici bir doktor arasında geçen sahici bir olayı izleyeceksiniz. İyi seyirler! Sinir sistemi saat gibi. Tik tak, tik tak.
dong dong ding ding dong ding ding dong. Yani anlayacağım sorun kadarında. Ya valla. Doktorcuğum, bir insan hep basar hem olabilir. İnce hastalıktır, yahu manalı hastalıktır. Çiçek hastası olabilir, güzel kokar. Yahu şeker hastası olabilir, tatlılık. Allah kahretsin, başka bir şey olmuş. Ne oldu? Acayip bir şeydi. Bakın zaten. Ama doktorcuğum bir dakika daha benim sözü bilmedi ki. Affedersiniz, siz devam edin. Ben iş alamıyorum doktorcuğum. İş bitirdi. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Business day. Serbest ekonomi. Liberal ekonomi. Le CFA. Şimdiye kadar yapmadıysa, bundan sonra yaparlar. Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler. Başka bir şey daha mı tamam, anlamadım ama. Güreşte aynı bunun gibi doktorcuğum. Elense, kaba kol, açık kaldı piyasaya. Bir günde bir tuş, bastırıyorum tuşu, bok gibi para kazanıyorum. Tabii bu kısa sürede kazanıyor parayı, karın kaldıramadı, delirdir. Ne yapıyor efendim? Ne yapacak kahtem karı, getirdim dışarıda bekliyor. Hayır, hayır, sormasını beceremedim. Yani karınızdan şikayetiniz ne? Benim karımdan ne şikayetim olacakmış? Ben karısını el alemin doktoruna şikayet edecek adam mıyım? Güzelim miyim ben? Kanmaz mıyım? Çok haklısınız açıkçası. Bak tabii. Ya ben aslında öyle demek istemedim. Yani karınızın şikayeti ne? Ne şikayet olacakmış? Ben benden şikayet edecek kadının var ya anını karıştırdım. çok çok özür diliyorum. Ben o zaman tekrardan sorayım. Şimdi karınızdan ne gibi şikayetler, arazlar belirdi de bana getirmeye karar verdiniz? Yani karımın nesi olduğunu soruyorsunuz. Hayatınızda bir yaşayıp onu soruyorum. Soru bu. Karınızın nesi var? Gülüyor. Anlamadım. Gülüyor. Ne güzel. Ama bak hocam, bak herkese her şey deyip sadece bana gülüyor. Bu fena bir şey mi hatırlamak için? Fena tabii ya. Bir ortama girdim de beni rezil ediyor. Bir şey söylüyorum. Karla bir kapatıp karıyor. Anladım. Peki ben öyleyse sizden bir örnek vermenizi rica edeceğim. Mesela neye gülüyor? Ama doktor hocam hangi birine örnek vereyim? Mesela kuş. Kuşu biraz açabilir miyiz? Kuş. Ona bir de yan öğe ekleyelim be. Saka kuş. Ben gençken beslerdim. Ama şimdi çarap diz koyuyorum. Kuş geçici olur mu? Olmaz. Karabok gibi. Kuşu tıkış ettim. Yerine yerine kuş getirdim. Koydum karının önüne. Karı yine diye gülmeye başladı. Ben anladım. Siz papağan aldınız. Gerçekten bazı papağanlar çok komik olur. İnsanı katıldık kalır. Yok doktorcuğum, benim kuşum en büyük kuş olmalı. En büyük kuş olmalı. Ya ne diye sorabilir miyim? Sor. Sordum. Akbaba. Ooo. Hiç akbaba bir kuşa bilinir mi? Yok canım, görünür müyüz? Bulut kuşum bu, tutuban kuşum. Ben vermem doktorcuğum. Vallahi beni anlıyorsun. Biz en iyi hanımefendiyi artık içeri alalım. Olmaz doktorcuğum. Ben zaten karıyı biraz silah zoruyla getirdim. Sen önce beni muayene et. Benim deli olduğum insansın. Ondan sonra onu muayene edersin. Tamam, bu güzel. Ama muayene esnasında asla işime karışmayacağım. Hatırlayan doktorcuğum, ben söylemiştim iş adamıyım. Uzmanlığa saygısı olan birisiyim. Lütfen. Tamam öyleyse hanımefendi, içeri alalım. Hemen getiriyorum. Dikkat et, bir insanı tehlike edelim. Doktorcuğum, karım Meloş. Hoş geldiniz. Merhabalar doktorum. Merhabalar. İlk başlarda böyle olduğunu aldanma sakın. Anlamadım. İlk başlarda böyle olduğunu aldanma sakın. Anlamadım. Doktor rezil ettin bizi. İlk başlarda böyle olduğunu aldanma diyorum. Git. Tamam, ben halledeceğim. Meriç Hanım, size şöyle alayım. Tabii ki, hemen getireyim. Size şöyle alayım Atilla. Tabii doktorcuğum. Acaba ne? Aa, Atilla, istersen sen buraya geç, ben oraya oturayım. Sus be! Önce beni
hassasiyeti, patelya tendon refleksinin pozitif mi, negatif mi olduğunu anlamaya yarıyor. Anladım. Şimdi ayak elbisesini atar mısınız? Oho, oho, estağfurullah lütfen. At kardeşim, at, böyle geleyim. Hadi. Böyle işte, evet. Ah, öyle doktorcuğum. Ama doktor ne oluyor? Kanı çıkıyor. Yani sinir sisteminde aşırı hassasiyet. Ben sana demedik miydim? Aşırı hassas bir kocam vardır diye. Bak doktorum söylüyor. Dinleme karı. Allah kahretsin. Şimdi biz en iyisi ayakları değiştirelim. Hazır yani doktorcuğum. Yani ötekini alta, şunu da üste getirin. Onun üstü. Evet buyurun. Buraya da. Ne oldu doktorcuğum? Bak görüyor musun? Doktor hürmet ediyor beni. Bak da gör, hadi! Bak herhalde beni. Kara dedirdi doktor. Çok haklısınız, çok iş kazası bu. Hiç üstünde durmaya gerek yok. Hemen düzeliyorum. Hatırla Matilde Bey, biz bunda pek başarılı olamadık. Biz en iyisi şimdi psikoanalize geçelim diyoruz. Neden? Konuşacağız. Niçin? Hani işime karışmayacaktınız? Ama doktorcuğum, uzanırım ama bu beni üstünden atıyor. Bak bu lavabali miydi bak. Hayır. Bak dışarıdan gören ne diyecek? Ne diyecek? Doktor adamı yatağa atmış diyecek. Karısı oradan gülüyor diyecek. Ben namusu olsun ettirmem doktor. Öyle demezler. Yatın siz. Yatıyorsunuz o zaman. Evet. Birinci aşamayı başarıyla geçtik Allah'a şükür. Atilla Bey, şimdi yavaşça bana doğru döner misiniz efendim? Doktorcuğum, Allah aşkına ben çok rahatım. Ama sizin yüzünüzü görmem, sizi daha yakından tanımam gerekiyor. Tanıştık ya, ben Atilla Başarılar, nerede? Gülmeyin artık! Atilla Bey, şimdi gözünüzü kapatır mısınız? İkisini de kapatın ama, tamam mı? Şimdi sizden hayal kurmanızı isteyeceğim. Olay doktorcuğum, söylemiştim size, iş adamıyım. Çok güzel, çok güzel. Şimdi tatilde olduğunuzu hayal edebilir misiniz? Ediyorum. Nasılsını biliriz, atarım doktorcuğum. Oh, oh, çok başarılı bir psikolojiniz olacak bu. Şimdi gök mavi, deniz harika, denize gidiyorsunuz. Girdiniz mi? Evet, girdim. Oh, somuz gibi be. Çok güzel, gerçek gibi hayal ediyorsunuz. Kutlarım. Şimdi, dal suya. Daldım suya. Yüz. Yüzüyorum. Hızlan. Hızlanıyorum. Elini açın. Açılıyorum, imdat! Kapatıyorum. Girdim be. Doktor. Yılan yaptıkları canımı etti. Yüzmeyin, yüzmeyin. Kim çalıştırıyor bu divanı? He? Bu divanı olimpiyata gönde şerefsiz de şampiyon olur. Tamam, sen sakin ol. Verelim. Haklısın, tamam mı? Geçti. Hadi uzan da biz işimize devam edelim. Doktorcuğum, hatırımdan uzanıyorum. Ama bu sefer yüzü koyun. Tamam, hay hay. Nasıl uzanıyorsunuz? Çok iyi hatırlamak için. Gerçekten harikasınız. Bu boyunca şerefsiz. Şimdi siz kımıldasınız. Asla kımıldayamaz artık. Gerçekten kımıldayamaz. Daha önce bir hayal kurmuştu. Bana devam edelim mi? Suya tekrardan girelim. Girersin. Şimdi geç suya. Yüz. Yüzdüm. Yüz. Allah'ım. Doktor. Bu kadının yaptıkları benim canımı etti. Ay yapamazsın, sığmıyorum ki. Başlarım senin affından be. Ben bu divanı indiririm doktor. Karımın yanında beni rezil ettin. Parçalarım ben bu divanı. Ve pezemek sen kimsin, ben olurum da oynuyorsun ha? Ben bu divanı vurmaktan nerede benim silahım ha? Bu. Bu ya. Bu. Onunla divanı. Bunu nasıl yapabildiniz? Çektim, göm göm göm. Bay bay. Bay bay. Atilla sen ne? Lan görgüsün var ya! Bana ne yaptın Allah? Psikopat değilsin! Ben seni öldürmezdim lan! Sen kimsin benim divanımı ateş edersin lan? Sen kimsin? Ben de seni gebertmezdim! Kaçma! 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 Kaçma
Aferin siz bizi demiyor muydunuz? Aman oğlum aldın Reşit Bey. Hoş ver demesi kolay. Hoş ver demesi kolay. Divanıma vurdu deli. 40 yıllık divanım. Allah cezanızı versin ben size. Sefa nerede olsun? Allah cezanızı versin ben size. Bir şey de yaptı diye bir divan vurulur mu? Olur mu? Beni de günde iki kere yere vuruyorlar. Ben bir şey diyor muyum? Vallahi vurmadım. Onu geberteceğim. Onu bul tamam mı? Bulmazsam artık. Gel biz bunu en iyi silke aldık. Dur Allah bilan ödün etsin lan. Ben sizi üzereyim. Canım üzereyim. Hadi. Namussuz kayınbirader. Bakıma götürsün diye arabayı verdim, gitmiş elektrik direğine çarpmış gerizekalı. Bir de gidi soytarı pabucu gibi. Ne bağırıyorsun ablama söylersem görürsün gününü demez mi? Söyle be, ondan mı korkacağım? İşin aslı korkacağım. İşin daha kötüsü benim kasko sigortam yoktu ya. Ben daha 10 yıl araba alamam. Ne yapacağım ben şimdi ya? Doktor! Ne oluyor? Dur şurada! Ne oluyor? Kendini bağırma dinleyin, bir başa sanıyor. Bırak sensin ne var? Ama beni de kaderine sanıyor. Vay köfte ho! Ne işte ne olacak? O iş herkes bile benim bu adamı yer şuradan olduğumu. Süleyman, Süleyman diyor geziyor ortada. Oğlunu verin buna! Efendim? Dedik ya, kimse iş olsun, fiyat olsun diye delirmez. Kendiliğinden de delirmez. Birileri tetikler ya da toplum. Şimdi bu delilimizi, bunu delillendirmek için 3,5 ön örnek sunacağız sizlere. İlk örneğimiz Faik Bey. Faik Bey, buyurun efendim. Birkaç adım öne çıkar mısınız? Çık çık. Korkma ya, yabancı değil. Evet, oraya. Evet. Faik Bey, 3 çocuklu, 1 küçük memur. Namusludur kendisi de. Namuslu yok. Faik Bey'in aramızdaki adı elektronik Faik'tir. Çünkü zekası bir elektronik hesap makinesi gibidir. Şimdi dikkatle izleyin. Faik Bey, 125.207'yi 89.164 ile çarptınız. Çarptı efendim. 227'ye bölünüz. Böldü efendim. Sonucu rica edeyim. 153.678.69. Bravo! Bravo! Yetenekle doldurdum. Emin olabilirsiniz. Evet, savunması yaptım da söyledim. Çok ilginç yetenek değil mi? Faik Bey, bizim merak ettiğimiz şey şu. Bu yeteneğinizi doğuştan mı kazandınız yoksa sonradan zaman içinde mi kazandınız? Sonradan. Zamanla kazandım. Nasıl oldu? Şimdi ben küçük bir memurum. Evet. Böyle bizim de aylık az, hayat pahalı, evin ihtiyacı çok, çocukların ihtiyaçları bitmiyor. Bitmez. Bir küçük memur günde 40 kere hesap yapmazsa ay sonunu nasıl getirir? Nasıl? Nasıl getirir? Benim de hep öyle oldu. Aylık az, hayat pahalı dediğim gibi. Böl. Topla, çarp, çıkar. Böl, 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 topla, çarp, çıkar. Hesap makinemi verin. Hesap makinemi verin. Hesap makinemi verin. Hesap makinemi verin. Tamam, Fahik Bey, sakin olun. Efendim, ilk vakamızı atlattığımıza göre... İyi miyiz çocuklar? İlk vakamızı atlattığımıza göre ikinci vakam olarak Bayan Helga'yı alalım. Bayan Helga! Bayan Helga, 3 yıl önce turist olarak Türkiye'ye geldiniz. Evet, turist olarak. Niçin geldiniz? Türkiye bir masal ülkesi. Masal şehri İstanbul'a indiniz. Sonra neler oldu, anlatır mısınız? Neler olmadı ki? Önce iner inmez kılıçlı kalkanlı adamlar tarafından sarıldık. Onların elinde kurtuldum, bir taksi bindim. Şoför böyle yanına oturdum ve gazladım. Oh my god, taksi birden uçmaya başladı. Oh. Sanki uçan aradı. Burası da masallar ülkesi ha. Bu olan konuları geçin de film işine gelin. Film işi nasıl oldu? Güzel bir günüdü Sultan Ahmet'ci. Eteğimi dizlerimin üzerine çekmişim, biraz güneş hanamı yapmaktı. Öyle estağfurullah, Ramazan, Ramazan. Etrafımı meraklı Türkler saydı. Türk Alman dostluk, müthiş yani. Aniden bir adam geldi üzerime. Ödüm yarıldı. Meğer orada bir film dövdürüyorlarmış. Filyon olmamı istediler bence. Hay hay cecim. O zamanlar tombulum yani, biraz daha Türk standartlarına uygunum. İşim 30 saat yürüdüm. Şöyle bir yürüyüp geçtim. Oh my god. Bütün Türk erkekler bayıldılar bana.
Maldan anlıyorlar tabii. Nereden mi anlıyorum? Çünkü ne kadar erkek var Sultanahmet'te, hepsi beni öptü, sevdi, yoktadı. Tamam mı? Hayır, bunlar Türk o. Ha? Bırak onları. Hepsi beni öptü, sevdi, okşadı. Hatta rejisör gitti geldi cebir geçti, gitti geldi cebir geçti. Ya. Devam edelim, daha sonra neler oldu? Ertesi gün rejisör beni buldu. Bu sefer büyükçe bir filmde büyükçe bir rol teklif etti. Ben bir daha şaka geçeyim. Yapmayız dedim, olmaz. Çocuk oyuncak değil bu. Bence yetenek yok. Yok. Sanat tersili yok. Yok. Rol tecrübe yok. Yok. Rejisör güldü. Zaten bunlara gerek yok dedi. Senin görüşlerin var, popom var. Kızdım. Dedim şimdi bu ne mana? Büyük mana. Tamam. Dur, gülecek şey mi bu? Sanat hayatımı anlatıyorum. Devam edin siz, bakmayın onlara, dinliyoruz. Çoktan ki kabiliyetimi o kadar övdü ki utanıp rolü kabul ettim. Filmin konusu neydi, ne diyordu hiç anlamamıştım. Zaten kimse anlamadı. O zaman ne oldu? Bu film sanat film dediler. Film çok iş yaptı. Beni hemen bir TV diziyi çağırdılar. Ya. Dizinin çekimi başladı. Ben çok fena oynuyorum. Ağlıyor mu bu yüzden? Kötü kadın rolündesin. Ne kadar kötü oynarsan o kadar iyi diyorlar. Ve mütemadiyen şapo şapo öpüyorlar. Vay be. Dizi yayınlanmaya başladı. Bir palavyalı bir adam geldi. Ya palavyalı. Masanın üzerine bir demet para attı. Seni kapattım dedi. Artık sahneye çıkıp şarkı söyleme zamanı geldi çeçek. Yapmayınız dedim, olmaz. Bende ses yok. Yok. Repertuar yok. Yok. Bunlar olmadan olur mu? Fakat istifini hiç bozmadı. Fark etmez be anam dedi. Kazık kadar adam bana anam diyor. Bu laf gücüme çok gitti. Onu evden şey ettim. Kovdun. Nein, öyle gönderdi. Nein. Attın. Nein, öyle bir şey değil. Sizin Türkçe'de çok güzel bir kelime var. Çok kiba. Ne yaptın? Buldum. Siktir ettim. Ardından 10 şarkı ezberledim ve şarkıcı oldum. Bol hayran, bol terebole, çiçekler, şampanyalar. Sonrasında bir adam geldi, böyle yürüyor. Bu memlekette sanatçı olmak çok güç. Hacıcığım, daha kolay neresi var be bu dünyada sanatçı olmak için? Ben çok sinirlendim. Sahneye, perdeye, ekrana döneceğim günü bekliyordum. Sus! Serena, göreceksiniz. Sizce inat devlet sanatçısı olacağım. İnşallah. Senin senesiz olacakmış. Allah cezanızı vermesin. Deli gülgünü geliyor kapımdan çıkmıyorsunuz. Devlet senesiz. Ben yıllardır bu devlete hizmet veriyorum. Devlet senesiz olmadım. Hırfırıye sakin. Lütfen kızım sen geç. Bazen yurt dışına geldi. Devlet senesiz olacakmış. Allah'ın cezası. Vay Erkan'ın haline. Efendim kuzuruna bakmayın, kendisinden başka az solist istemezdi sahnede. Şimdi biz üçüncü vakamıza geçelim. Üçüncü vakamız Abbas Bey. Abbas Bey buyurun efendim. Gel attın abi. Çok doğdu be. Doğdu. Eşyaları her oraya bırak abi. Abbas Bey, aramızdaki adı Yolcu Abbas'tır. Şimdi adının neden öyle olduğunu bizlere anlatacak. Evet efendim, ilk önce selamünaleyküm ve rahmet. Aleykümselam. Şimdi efendim, bizim kaderimiz kiracılıkmış. O evde, bu eve dolanıp durmaktayız. Hep eşya taşıyoruz yani. Şimdi bir yerden başlamak lazım doktorcu. Buyurun. Güler yüzlü ama fakir bir aileyiz. Evet. İlk ev sahibimiz bizi çok sevdi. O kadar sevdi ki her akşam yemekte bizdeler. Batıyoruz maazallah! Maazallah! Bak bak oradan kaçtık. Yeni ev sahibimiz çok hassas biri. Tenis topuna zam gelse kiraya zam yapıyor. Havazan Allah! Havazan Allah! Oradan da bize yol gözüktü. Bundan sonraki ev sahibimiz değişik biri. Üst katımızda oturuyor. Yellos karının sese tahammül ediyor. Evde böyle işaret diliyle konuşuyoruz yani. Ondan sonra aksilik boğmaca olmuşum. Evde horoz gibi ötüyorum. diye geziyorum evin içinde. Kadın evde ses istemem demez mi? Havazan Allah! Havazan Allah!
sahibimiz değişik biri. Bir adam. Aman aman. Hep evi gözlüyor. Eve giren giden var mı bakıyor. Affedersiniz ama adam çöpümüzü bile karıştırıyor. Sanki Aliço. Çıkartın, 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 çıkartın. Kapatın. Neyse öyle adam ama ya. Ne yapalım? Ondan sonra affedersiniz. Tarım ilk çocuğumuza hamile. Daha benim haberim yok. Ne zaman yaptım çocuğu bilmiyorum. Hayretçe. Adam geldi demez mi? Evde yeni çocuk istemem diye. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Oradan da taşındık. Yeni evimiz kötü ama ev sahibimiz çok iyi. Ama ev böyle yaslanmış, devrilecek sanki. Sanki. Dam bütçe gibi açık. Rahmet içeri şarlıyor. Rahmet burada Yağmur. Tabii, rahmetlik de yağmurluk oluyor. Evin içinde midye tutacağız. Hela tıkanmış, evi bok götürüyor. Neyse, ailece aşk ile, şevk ile işe tutuldu. Hela'yı açtırdık, damı düzelttik. Ev sahibi geldi, gördü, beğendi, evi sattı. Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Bundan sonraki evimiz de... Yeter be! Gelin yürüyün! Bayılıyorum! Apeste cidden yeter ya. Daha dur, 258 tane daha var. Onları da anlatayım. Doktor Bey! Ne oldu kızım? Telefon var. Kim arıyor? Kayınlık valimiz. Allah! Az önce kayınbiradere küfür etmiştim ya. Kesin onun hesabını soracak. Efendim, ben bir çıkayım da onunla konuşayım gelim. Hadi kızım. Ben dolabımı alayım ben ya. Benim kim olduğumu, kılımdan anlamış olmanız lazım. Para, para, para! Tabii anlamayanlar, anlayanlara söyleyebilir. Benim deli olduğumu sanıyorsunuz değil mi? Ama ben deli değilim. Öyleyse, niye buradayım? Niye bu kılıktayım? Tabii ki burada kalabilmek için. Dışarıda hayat çok güç. Akıllı bir insanın katlanamayacağı neler neler oluyor dışarıda. Allah size sabır versin, güç versin. Amin. 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 Sizlerin haline bakınca çok üzülüyorum. Kolay değil o şartlar içerisinde. Akıllı akıllı yaşamak. Doktor geliyor. Sevgili oğluna küfrettiğim için kayınbirader, kayınvalide ağzına etti yani. Ama merak etmeyin ben de onun ağzına. İşin kötü yanı birazdan karım işe karışır. O zaman ne yapacağız hiç bilmiyorum. Doktor Bey! Doktor Bey, Doktor Bey! Doktor Bey! Bu da ayrı bir manyak. Doktor Bey, Doktor Bey! Tamam kızım söyle. Başhekim mi? Telefon var. Kim? Karınız. Yok de, yok de. Yok de. Bu ne diyeceğim ben şimdi? Efendim ben bununla konuşur gelirken sizlere de Galaxa taksi adlı bir skecimiz var. Lütfen izleyin de ben de şununla konuşayım gelip gel kızım. Adana'ya gidek mi? Şallamından içek mi? Galaks taksi araba yok. Ne malin lan? Ayı! Burada kamu hizmeti veriyorum. Ona göre terbiyeli konuş. Ne? Karın doğum mu yapıyor? Ne yapayım kardeşim? Telebe miyim ben? Sen bu işin temellerini bize güvenerek mi atıyorsun? Kardeşim İstanbul'dasın. Her işini trafiğe göre ayarlayacaksın ya. Doğum saatini bile trafiğe denk getirmen gerek kardeş. Bak dur ben sana anlatayım. Trafiğin geç olduğu saatten geriye doğru 9 ay 10 gün sayacaksın. Yenge hanımla temel atma törenini o zaman yapacaksın. Ağlama kardeşim yapma. Üzme beni. Anam babam üstün ki araba yok ya. Aman. Bu hırpolar nerede kaldı ya? Alo. Galaks taksi
konuşuyor? Tanju, Temel, Abidin, Yunus, neredesiniz oğlum? Ben Temel. Tamam. Oğlum neredesin? Çabuk gel istop. Karaköy'deyim. Trafik kilitlendi. Kıpırdamak mümkün değildir ha. Benim arabada toplandık. Pişpirik oynaydık tamam. Oğlum İstanbul'dasınız ya. İstanbul'da pişpirik oynanır mı? Bari briç oynayın, poker oynayın. La havle ve la kuvvete ya. Beyefendi günaydınlar. Evet, bir araba rica edecektim ben. Ya, nereye nasıl? Aman rica ederim, ne önemi var? Ya çekinme ya, söyle ne marka olsun, ne model olsun. Radyolu mu olsun, televizyonlu mu olsun? Şoför canlı yayında yapsın mı? Dans eden yıllar da olsun mı cıvıl cıvıl? Kardeşim sen dalga mı geçin benimle? Bak bakın etrafta üç araba var mı? Farkında değilim beyefendi. İstanbul'dasın kardeşim, İstanbul'da. Radarını hiç kapatmayacağım. Bak bakın gel. Gel bak etrafta hiç araba göreyim mi? Bakıyorum ama galiba yok. Galiba ne demek kardeşim, galiba ne demek? Bir şey ya vardır ya yoktur. Demokrasi mi bu? Arabadan bahsediyorum, arabadan. Haklısınız, bir tane bile araba yok. Ya kardeşim bak, zaten sabah sabah herkes geldi hurra, arabalara boş durdu. Araba maraba kalmadı, işine gücüne gitti herkes. Yani kardeş, araba maraba yok. Peki, hiç mi yok? Delirmek var ya işte mi dedi? Al bu kadar, al. Aman beyefendi, kızmayın rica ederim. Kızmak ne kardeşim, delirsem yeridir. Ya siz nasıl İstanbullusunuz ya? İstanbullu olmak benim bile 3 ayımı aldı, 3 ayımı. Ama şimdi evelallah Fatih Sultan Mehmet var ya Fatih, onu bile var ya aha cebimden çıkarırım ha. Bari müsaade edin, araba gelirse şuracıkta bekleyin. Nedir bu taksi hastalığı kardeşim? Otobüse binsene. Ya ben biniyordum eskiden otobüse. He. Çünkü burası son duraktı o zaman. He. Şimdi şehir büyüdü, insanlar da çoğaldı. He. Burası da ara durak oldu. Otobüs zaten dolu geliyor. Burada da bir sürü insan bekliyor. Otobüse binmek o kadar güç ki. Hurra yükleniyorlar. Evvelsi yıl kaburgam çatladı. Geçen yılda kolum kırıldı. Mezgit balığı gibi dağıldın he. Geç oturma adam, geç hadi geç. Çok teşekkür ederim. Kardeş dolmuş yok mu? Niye dolmuşa bindin ya sen? Tövbe beyefendi. Dolmuşa falan binemem. Çalkalanmaktan ve de sıkışıklıktan geçenlerde bağırsam düğümlendi. 3 ayda zor çözdüler. Çalkalanmış ayrana döndün he. Bak kardeş, İstanbul'dasın. İstanbul'da komando askeri gibi olacaksın. Her şeye hazır, her şeye dayanıklı. Öyleyse tabana kuvvet, pıtı 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 yürüyeceksin. Hakkı haliniz var, ben de yürüyorum. Evet. Fakat geçenlerde çukura düştüm. Bacağım kırıldı. Önüne baksana be kardeşim. Sadece önüne bakmakla olmuyor ki beyefendi. Memlekette çukur çok. Elektrik çukuru, su çukuru, doğalgaz çukuru, hatta akla otobüslerin ortasındaki çukurdan düşen bile var. Benimki de kanalizasyon çukuru. Bak hele kardeş, senin adın Niyazi mi? Hayır, niye sordunuz? Bok yoluna gitmişsin de ondan. Galaksi taksi, araba yok. Aman hanımefendi, sahiden yok ya. Giden geri gelmiyor. İleri görüşlü bir şairimiz bu durumun şiirini bile yazmış. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Hay hay hanımefendi, hay hay. İlk gelen arabayı yollayacakmışım. Orospu'ya bak. Hanımefendiyi tanıyorsunuz galiba. Mesleğini de biliyorsunuz. Aman kardeşim, ortam pek müsait değil. O konuları sonra konuşalım. Neyse kardeş, sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin böyle ya? Ben Bakırköy'e gidiyorum. Ne yapacaksın Bakırköy'de? Doktorum orada. Yapma ya, ne doktoru bu? Avam tabiriyle deli doktor. Deli mi? Kardeşim yapma ya, ben deliden huylanırım ya, deme öyle. Korkmayın beyefendi, korkmayın. Ben deli değilim. Niye gidiyorsun öyleyse? Yani ne yazık ki deli değil. Hoppala. Ya akıllıların saçmalıklarına tahammülüm kalmadı. Artık ben de delirmek istiyorum, fakat deliremiyorum. Aman kardeşim, otursana ya, neler yaparsın sen öyle? Umut'la alışverişe çıkıyorum. He. Fiyatları falan bir görüyorum. Aman yarabbim, delirmek istendi. Ama ben yine deliremiyorum. Aman kardeşim sen otur ya. Gazeteleri okuyorum, haberleri seyrediyorum. Bunlar ne kadar kötü haberler böyle. Delirmek istendi. Ama ben yine deliremiyorum. Aman kardeşim, ilk araba senin, tamam sadece yolu tutup gelmeyeceğim ben. İnsanları inceliyorum. Bu ne görgüsüzlük, bu ne terbiyesizlik, bu ne haksızlık. Delirmek içtendi ama ben yine deliremiyorum. Aman kardeşim, tamam burada delirme de. Yaman. Son umudum da o doktorda.
burada. Eğer o da beni delirtemezse ben o koyuttum demek. Ama tamam tamam. Alo. Alas taksi. Tanju neredesin oğlum, neredesin, ses ver ya. Hangi Tanju hayatım? Tanju sanırım iş üzerinde. Kızım sen çekil aradan. Oğlum Tanju neredesin lan Tanju? Tanju hazır, tamam. Oğlum çabuk gel stop. Gelemem, araba vurdu aç. Polis de daha gelmedi, tamam. Ulan abinin sen ziyel verdi, ses ver oğlum. Abinin neredesin lan? Ben abinin, tamam. Oğlum çabuk yetiş stop. Yetişemem. Trafik polisi ruhsatımı aldı. Arabayı parka çektirdi, sen yetiş tamam. Sesin ısıra abinin, sesin ısıra. Oğlum, Yunus neredesin, çabuk yetiş lan. Önce Boğaz köprüsünde stop ettim, trafik çıkalım tamam. Ulan puş! Ne işin var senin Boğaz köprüsünde? Akıntıya kapattım, rica ediyorum. Tekrar Anadolu'ya geçerim. Ne zaman dönebilirim, bilmiyorum. Çocuk dur, selam edin, tamam. Akıntıya kapattım. Oğlum, İzmit, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ üzerinden gel, daha çabuk gelin. Ay heyecandan bayılacağım komşu, gelin arabası hazır mı? Hazır yenge, dün akşam yollattın. Cillop gibi yapmışlar Allah'ıma var ya. Ah çok teşekkür ederim. Fakat yengeciğim. Pahalıya mal oldu değil mi? Olsun biricik evlat. Helal olsun. Allah'ın bu günleri gösterdi ya, binlerce şükür olsun. Yenge, veresiye dua etme. Bu fakat başka fakat. Arabayı cillop gibi süslemişler fakat araba trafik senini yarıp da buraya gelemiyor. Ne demek gelemiyor lan, gövüşek. Akşama düğün var, düğün. Yenge, sen bana danıştın mı gün alırken? Hayır. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Yani hafta başı. Bugün ana baba günü. Bugün trafik selamun kavlen hüvel baki ruhun el fatih. Hayvan et. Bari fatiha yok sayılır da 100 kadar. Allah Allah. Ya siz nasıl İstanbullusunuz ya? İstanbul. Siz var ya siz. İstanbul çok büyük şehir ya. İstanbul. Allah'ım ya. Bunlar var ya bunlar. Bunlar İstanbulluysa ben de var ya. Deniz kızı evden yayma Allah'ıma. Araba. 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 Araba yok mu? Görmüyor musun? Yok. Ya nasıl yok? Nasıl? Benim sınava yetişmem lazım. Bu benim son hakkım. Mahvolsun. O saate kadar yani var ya. Aferin sana ha. Alaks taksi araba yok. Tanıdım kardeşim, tanıdım. O karı doğurdu mu senin? Doğurmadı mı? Oğlum, sezerye mi olacak? Normal doğum mu? Yetiştirsen sen bu karıyı ya. Oğlum yetiştir bak. Yoksa bir an önce anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla yani bu çocuk fışkırtma çocuk olacak, haberin olsun ha yani. Tamam oğlum hadi görüşürük, hadi Allah'a emanet. Kızım bak, İstanbul'da trafik cihana bedeldir. Trafiğe bak, hizaya gel. Alo, kalan istersin, kalan istersin. Ben Temel, tamam. Geldim. Oğlum Temel neredesin? Çabuk gel lan. Ne gezer ya, haber vereyim dedim. Arabayı kapatıp kahveye gideriz, tamam. Ben böyle trafiğin var ya, Allah kahretmesin. Yani, şimdi hiç umut yok değil mi? Aferin, aferin kızım. Sen var ya, çok zeki bir çocuksun. Sen bu kafayla zaten bu sınava girsen netice var ya netice. 2.80 yengen. Bir bu eksikti Allah'ıma ya. Bir eksikti. Araba yok mu? Yok. Ay ne demek yok? Neden yok? Çünkü şeytan aldı götürdü, sele verdi. Sel ne oldu? İnek içti. İnek ne oldu? Dağ kaçtı. Dağlar dağlar, minan dağlar. Kız! Sen benim kim oldun biliyor musun? Bursa gibiyim ben, Bursa. Her yerde çarptım.
Efendim bizim işler daha da karıştı. Kayınvalideyle öyle konuşunca karıma da konuştum bildiğiniz üzere. Ve şimdi yetmedi buraya kadar da geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi şimdi bir şarkı söyleyelim, bir dans edelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Çocuklar, maestro! Yoksa geç kalır mıyım gözümün nuru? Ay yeter kokuyorsun, çık şuradan.
Sen nasılsın benim güzel kızım? Bugün de herkesin asabiyeti üstünde ya. Siz de sarsanız Muhammed'e hanım, Zemir'in yüzünü öpeyim. Aa, girme! Ben öpüyorum elinizi. Hadi be! Sen beni yanında oturtabiliyor musun? Maalesef hayır. Emrimi uşaklığa verebiliyor musun? Hayır. Altımı şoförüne araç verebiliyor musun? Efendim, İzzet'in hepsini bu kadar hırpalamasanız artık. Ben saygı diye ona derim. Sana gül gibi kız verdim be. Ama valide hanım, ben de 20 yıldır o gülün büyüdüğünü değil miyim? Ay sus be! Çık şuradan. Haklısın karıcığım. Ben bugün çok yoruldum. Biraz dinleneyim içeride. Aa hayır, işim var. Seni zot ayıklayacaksın. Ah, Hafize Hanım'a ne oldu? Ay başı belada. Ne olmuş, ne olmuş? Bak dur anlatayım. Anla. Oğlu içmiş gece mahalleyi basmış. Aa. Biriyle kavga etmiş, ayırmak isteyenlere bıçak çekmiş. Aa, ne diyorsun ya? İşte alkolün etkisiyle geçici delirme. Hafize Hanım rica etti. Beyefendi birazcık nasihat etsin, belki bir müddet uslu durur diyor. Adam seni bir şey sanıyor herhalde, çekiniyormuş senden. Evet evet, zaten apartmanda da herkes benden çekiniyor. Ay güldürme be, ben yok senden kim niye çekilsin? Benden çekinirler de. Nerede bu adam şimdi? İçeride seni bekliyor, çağırayım da biraz konuş. Aa çağır çağır, hem Semizot'u ayıklar hem konuşuruz. Ay delirdin mi ayol sen? Koskoca adamı Semizot'u ayıkladığını duysa ne yapar? Ne yapar? Tek 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 bütün mahalleyi yeğen biz de oluruz valla. Çağırayım burada doğru düzgün konuşuruz. Sakın baştan sanma konuşma. Hafize Hanım alır da gelmezse vallahi rezil olurum. Tamam tamam tamam, konuşurum ben de. Adı ne bu adamın? Şevket, Çamur Şevket. Çamur Şevket, tamam. Hadi anne biz çıkalım. Aman ben bu Hafize Hanım'a ona top sıkayım. Kim korkar bu yüzü? Merhaba. Merhaba Çamur Şevket. Hoş geldiniz. Anam alt verdi, onun için geldim. Buyur. Aa, buyur şöyle bir oturun ilk önce Çamur Şevket Bey. Oo. Ne güzel oturdunuz Çamur Şevket Bey. Güle güle oturun. Efendim, şimdi sadede geleyim istiyorum. Sadede gel, sadede. Evet, efendim. İçtiğiniz rivayet ediliyor. Ne rivayet abi? Mal meydanda. Efendim, ne içkisi alıyorsunuz? Tabiatıyla şarap. Şarap mı? Ekşi. Nasıl içiyorsunuz onu ya? Birdik işte, lıkır lıkır. Sonra? İkinci şişeyi de birdik işte. Lıkır lıkır lıkır. Bu ne beyefendi? İçki mi bu, müsil şurubu mu? Başka nasıl içilir? Efendim, böyle lıkır lıkır içen insan sonunda ne olur? Uçar. Uçmaz efendim, delirir delirir. Peki, içtikten sonra mahalleye nasıl teşrif ediyorsunuz? Ya ne olmuş yani şimdi? Ya efendim, böyle nava atarak teşrif ediyormuşsunuz mahalleye. Herkesi rahatsız ediyormuşsunuz. Ya o... Anlatayım da dinle. Dinleyim hadi. Ya böyle girdim mahalleye. Evet. Var mı ulan bana yan bakan diye bağırdım. Adam bana yan baktı. Aa. Ya. Baksın efendim, ne olacak? Olur mu efendim, bu ağır tarih değil de ne? Ya efendim, bu evde her gün neler oluyor, neler dönüyor, ben görüyor muyum, duyuyor muyum? O senin mesele. Ne alaka beyefendi ya? O senin mesele. Bir de adamı dövmüşsünüz. Hiç bakmam, döverim abiciğim. Aa, buna işte iktidarlık denir beyefendi. Vallahi yok, öyle şeyler yok. Adam geldi, laf attı bana, ben de dövdüm. Efendim, bir de bıçak çekmişsiniz adama ya. Ya işte o da aletli jimnastik. Efendim, bu böyle gitmez. Evet. İçkiyi bırakacaksınız Çamur Şevket. Abiciğim, öl de daha iyi. Ya efendim, o zaman rakı için bari. Ya rakı ne ya? O diş ağrısı ilacı değil mi o? Ne münasebet beyefendi, ne münasebet? Böyle rakı zaten lakır 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 diye içilmez. Adabıyla içilir. Adabıyla içene de hiçbir şey olmaz. Allah Allah. Evet. Anlat da dinleyeyim ya, nasıl? Anlatayım şimdi size rakı nasıl içilir. Allah İlk Allah. Önce bahçeye masanızı kurarsınız. Bu iş yatar, bizde bahçe yok. Bahçe yok? Yok. O zaman balkona kur. O da olmaz, ev tek katlı. Nasıl ev ya? O zaman salona kur. Heh, oldu. Aa, kurdunuz. Pencerenizi açık bırakın. Bıraktım. O, dönülmez akşamın ufkundayız bu gece. Çok güzel. Çok güzel. Gramofonunuzu da alacaksınız. Neyini? Gramofon. Ne? Gramofon. He, gramofon. He, aynen. Taş pilavınızı da koyun içine. Koydum. Kim var taş pilakta? Kim?
Zeki Müven Bey. Zeki Müven. Ne söylüyor? Ne diyor? Deresinden. Otur. Evet evet. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Zaten biraz beyaz peyni, biraz rakır. Kim var? Kim? Müzeyyen Sena Hanım. Ne söylüyor? Ne? Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Derken, biraz yeşil renkli, biraz daha rakır. Kim var? Kim? Minik Serçe. Deme. Tabii, en sevdiğim. Sevdiğim Aksuam'ı. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Ne çok söyledim? Güzel bir şarkısı var. Çok beğeniyorum. Cidden çok mi? Evet, evet. Aha, benim benden oluyor bu şarkı. Allah Allah. Evet, evet. Söyle de dinleyelim be. Ama onu söyleyin de size söyleyemem ki. Niye be? Onu söyleyin içime bir öküz oturuyor. Deme. Neden? Anılarım var o şarkıda, o yüzden. Allah Allah. Vallahi içim bun oldu abi ya. Vallahi bak, yani... Bir meze, bir şarkı, bir rakı. Bir meze, bir şarkı, bir rakı. Anladım. Sen mehter usulü içiyorsun. Vallahi ağzım sulanmadıysa iki gözümün baksın. Yemedim. Hadi kalk içelim. Hadi. Olmaz, olmaz. Hadi, hadi, hadi. Efendim ben 20 yıldır ağzıma alkol sürmedim. Neden? Efendim evdekileri biliyorsunuz. Biliyorum. Bir tanesi kafasından böyle dumanlar çıkartıyor. Allah Allah. Parçalarlar beni. Bunlara yetinemiyorum efendim. İçim bun oldu ya. Vallahi içim bun oldu abi ya. Ölümü gör kalk gidelim ya. Vallahi ölümü gör. Bak bizim... Tamam dur sana ikna edemeyecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim... Kör Salih var. Tamam mı? Bunun böyle meyhaneci. Kıyak meyhaneci. Ildamurun altında böyle masamızı böyle bir kurar. Huni bir gramofon da var. Ne diyorsun ya? Vallahi Huni bir gramofon. Evet. Ne? Eflatun. Yapma ya. Vay sevdim ben. Ama Çamur Şevket Bey, gel deseniz gelemem. Daha semizotun meselesini halletmedim. Semizotunu boş ver abi. Sen gel benimle bir güzel bir gece geçirelim. Olmaz ya, Çamur Şevket Bey. Yok, gelsinler, gelsin. Olmaz. Dur ben çağırayım gelsin. Yengeyi çağırayım gelsin. Hayır, olmaz, gelecek. Olmaz. Hey! Yenge! 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 Alo yenge! 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 Ne oldu? Yenge meğer biz minik duruma gelmişiz. Abicim beni Doktor Kör Salih Bey'e götürecek. Kör Salih Bey kim ya? Kim söyledi bunu? Bu söyledi. Kim söyledi? Ben mi söyledim? Ben mi söyledim hacı? Ben mi söyledim? Ben mi söyledim hacı? Ben mi söyledim? Sen demedin mi gidelim diye? Demedim ben demedim. Sen dedin hacı. Çabuk gel buraya. Kim bu Kör Salih Bey? İlk defa duyuyorum. Hayır gidemezsiniz. Gideceğiz ya. Hayır doktor ya. Aa adama bir canlık geldi. Ay bu ne? Hayır gideceğiz. Bizi iyileştirecek Doktor Kör Salih. Bana bak. Saat 6. 7. Bir gece gel. Annem görüşünü öpeyim içeri alırsa. Ağzımda gelsiniz. Hadi gel. Boş ver abi, boş. Abiciğim yine bir gün eve dönüyorum. Evet. Yine birisi bağlatalım. Aa. Anladım, saldıracaksın. Saldırdım tabii ki de, saldırdım. Saldırmaz olur mu? Bir ağrılarına daldım. Meğer 5 kişiler. 5 tane kopuk. Ağlarını bir daldım. Bir şamar, bir tokat, bir else, bir kafa. 5'i boş nasıl yerde. İçelim abi. Bu ne iftidarlıktır ya Rabbim. Çok iyisiniz Çamur Şevket. Eyvallah ya. Bir gün de Hacamat Yusuf vardır. Bitirim delikanlıdır. Vakit öldürmek için dövüşüyoruz. He. Fakat iş birdenbire kara kucakta aletli jimnastiğe geçti. He. Adam karnına bıçağı bir sapladı. Ay. Bağırsaklarım ellerinde boş. Avuçlarım adılmaz mı böyle? Ay be bundan ne güzel bakı sofrası hikayesi. Çamur Şevket. Teşekkür ederim abi gel içelim. Çamur Şevket Bey biraz hızlı gidiyorum sanki. Ya 20 yılda bir içiyoruz ya. Hadi şerefine ya. Hadi Çamur Şevket Bey de. Gitmesek mi ya? Niye ya? Ya Çamur Şevket Bey. Evet. Artık gitmeyelim şu Kör Salih Bey'i çağırın da. Kronofonu getirsin. Çağırayım da gelsin.
Bu neydi gramofon. Bu neydi? Bu neydi gramofon olacaktı, onu getir gel hadi. Ben o gramofonu sattım abi. Ne dedi? Bu neydi gramofonu satmış. Ne diyorsunuz ya? Ben o bu neydi gramofon için gelmiştim buraya. Ya bütün gün sizin içki sofrası hikayelerinizi mi dinleyeceğim? Kavgalı. Rezil ettim ben lan. Yıkın. Affedersin abi. Kör, topal ama hala koşamıyor. Yapma. Sus. Konuşma, inanırım yoksa. Niye caydın sözünden? Hadi söz vermiştim, gramofon dinleyecektik. Artık kurtulan bahçede, bülbüllere yer yok. Yaprak kıldı dalımı, saçlarım ah. Beni mecnun ettin ya, sen de olasın lan. Çağırın o köy sahibi buraya gelsin. Binaenaleyh, o gelmezse ben giderim. Ne abi? Binaenaleyh. Tamam abi, çağırın gelsin, çağırın. Salih! Gel lan buraya! Salih, buraya gel, köy pezevenk! Buyurun beyefendi. Beyefendi, benim babamdır. Ulan iç! Bak oğlum, tamam. Ben bununla bir konuşayım çabuk. Konuş, şöyle güzel bir konuşma yap. Evet. Oğlum bak, sende bir huni olacak. Ne hunisi abi? Ne hunisi diyor ya? Anlamıyor abi. Zeki Mülven Bey'in hunisi. Yine anlamıyor abi. Dur. Oğlum bak, Esfahat Huni. Bu gözümde görmüyor abi artık. Bilmiyor musun Esfahat Huni? Bilmiyorum diyor, döveceğim ben. Oğlum diyor, döv abi. Salih, oğlum sakın dur. Geliyor ama. Abicim gel. Abicim bu böyle olmayacak. Evet. Ben sana bir şey vereyim. Ona şey yaparsın. Çıkartıyor ya. Ha. Anladığın şey değil. Aa, işte medeniyet. Alet işler el övünür. Salih nereye gitti ya? Salih! Ey habis, kovadis! Sesime ses ver. Önce ben ses veriyorum. La! Şu la'daki güzelliğe bakar mısınız? Çamur şevk etti. Ağzını öp, neyse. Çamur şekerde kullanmak nasip olmadı ama. Abicim burada iş kalmadı bize. Demek ki başka yere gitmemiz gerekiyor. Bize gidelim. Olmaz. Ölüm et bize gidelim. Olmaz. Vallahi yenge kızar. Bizimkiler akşam misafirine bayılır. Renlerim düzeldi. Renlerim düzeldi. Renleri söylüyorum. Subhanallah. Bizimkiler akşam misafirine bayılır. Gidelim abi o zaman. Kamberi de alalım. Kambersi düğün olmaz. Hadi bakalım. Bu gece barda, gönlüm onlarda. Çalsın saslar, oynasın kızlar. Hayla. Çıldırmak işler değil. Sen onu geçti, adam ortalıkta yok. Belki bir işin çıkmıştır anne. Bir işin mi çıkmıştı? Ben adamın gözlerini oyar, lime lime ederim. Yedi mahalleyi rezil ederim. Aferin kızım. Bunlara yüz vermeye geldin. Bir kere verdin mi gerisi çorak sürü gibi gelir. Bilmez miyim canım? Sen babama hiç yüz verir miydin? Asla vermedim. Adam bizi bırakıp kaçana ben. Bunda kaçacak cesaret de yok. Ona o cesareti verir miyim ben? İşte ben bunu başaramadım. Tek yapabildiği şey kibarlık taslamak. Başka hiçbir şey yok. Açın kapıyı. Ne oluyor ya? Ara herhalde bu. Var mı lan buraya bakan? Ay gece bir cemaliye işkiye bastı. Sabahları kaplan, akşamları aslan, geceleri ejderiye. Kapıyı aralayın, geliyorum ha. Annem babamın sesi. Ay delirdim mayon, reyleri söylüyor. Hakkat kız. Kapıyı aralamadınız mı hala? Valla bak bizimki bu. Aklınca şaka yapıyor kendini affettirmek için. Bir ona şimdi gününü gösterim. Bana bak, yanındakini daha çok defol git buradan. Peki canım. Ne dedi kız? Peki canım.
canım dedi. Hah, bunun babayı diye buraya da açtı. Dur abi. Selam aleyküm yenge. Açık şuradan. Abi elini öpeyim valide teyze. Hadi be cinimiz. Bu ailede bir bok vardı. Bana bak, çabuk defolun gidin buradan. Ben de. Evet. Abi. Adamla bir konuşma yapayım. Yapacağım bir konuşma. Evet. Bana bakın lan yerlozlar. Ben bana hakaret eden kadının kalın bağırsağını dolar, dolamakla da kalmam. Şimdi yok. Ben... Ağzını öpeyim çabuk. Yok yaparım lan. Minnetsiz. Bana bak, bir yanında kim daha çabuk defolun gidin buradan. Yoksa bütün mahalleye ayağa kaldı. Biz o işi yaptık da geldik. Seni parçalarım he. Ne diyor bu sana ya? Bir şey de... Şevketçim, ne diyor bu sana? Hayır! Ben arkadaşıma laf eden kadının bir sağa, bir sol, bir tekmen bırak, yere yiyorum lan! Kaşık kalıbı! Kaşık kalıbı! Doğru, öyle. Hayır. Mahvederim ulan sizi! Abiciğim, nereye gidiyorsun? Ne yapayım lan? Haa işte bu! Ulan! Olmadı! Hepinizi teker teker bıçaklarım lan! Olmadı! Yakarım lan sizi! Aa, öyle! Yaşarım sizi! Yaşa be baba! Yaşa! Aman yavrum! Yaşıklı ya! Biz ettik sen etme yavrum! Kes lan! Kalktan karı! 20 yıldır benim anamı ağlattınız lan! Ben de şimdi senin anamı ağlatacağım. Yanma baba yanma. Bundan sonra böyle. Her gece hey bu. Tamam mı? Şimdi şuraya bir masa kurun hemen. Ay peki canım peki. Getirin. Gel otur çamurça bir. Sağ ol çamurça bir. Kullanmak nasip olmadı. Ama. Sabah kalmaz ağzına sıçarlar o senden kalsın abi. Doğru söylüyorsun çamur şevket. Bunlar benim ağzıma sıçar, bu bende kalsın. Ay. Hadi be! Artık Allah ne verdiyse Şevket Bey. Buna boş tabak getirmiş. Burası memur sofrası, çamur şevket. Pardon be. Bakma. Aman yavrum. Yemedin, yetirdin, içmedin, içirdin, kendini kendirdin. Allah'ım sana binlerce şükür olsun ya. Memuriyetin şerefi yeter ayol. Bunlar bana çok samimiyetsiz geliyor. Böyle bıçaklayacağım zaten. Bıçaklı olur. Bundan sonra böyle. Çamur Şevketçiğim artık her gün hey ha. Sizle bakın başlayın bakalım burada. Rast makamına geçeceğiz bugün. Tabii canım. Rakas geldi meydane. Almazlar gerdane. Ay 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 ay. Bir oyun kurar, her daim alır. Oysa hayat oyun değil.
çiğnen piyaz. Mavi usta bile bir hatıradır. Boşuna mı geldik fani dünyaya? Bir gün hikayemiz yazılacaktır. Yaşayacaktır bu seyyar kumpanya. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara değil değildir. Aç ayı oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla ayı değildir. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara değil değildir. Aç ayı oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla ayı değildir. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara değil değildir. Aç ayı oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla ayı değildir. Bir sanatkar asla ayı değildir. Bir sanatkar asla. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çiçeğin içinde ilme teşekkür ediyorum. Bugün için çok çalıştık, çok emek verdik. Ayakta kaldınız yine biliyorum ama umuyorum ki daha büyük salonlarda önümüzdeki sene arkadaşlarım sizlerle olacak. Bugün hem çok heyecanlı, hem çok stresli, hem de çok buruk bir gün geçirdim çünkü mezun oluyorum ve bu muhteşem ekiple son kez sahnedeyim. Huzurlarınızda onlara bir yıldır yönetmenlik yaptığım için nazımı çekiyorlar. Teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir şartlarına devam verdik. Kendi söylemek istediklerimi söyleyip sonra mikrofonu Yılmaz'a devredeceğim ama sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu yüzden sanata verilen emeğin, saygının her türlüsüne değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Amatör olarak 4 yıldır bu güzel kulübün içerisindeyim ve bundan sonra çok güzel işler başaracaklarına da eminim. Delilerle sizlerleydik. Kendi adıma, ekibim adına tekrar çok teşekkür ediyorum. Kezban Hanım'a Lay'ın rektörlüğüne çok teşekkür ediyorum çünkü Lay'ın tiyatroya artık daha iyi imkanlar sunuluyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıl belki oyunda hukuk fakültesinde oynarlar. Teşekkürler tekrar. Efendim hoş geldiniz. Sesim kısıldı tabii bağırmaktan. Layık Tiyatro ailesinin ben de başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Uzun yıllardır kulüp var ve var etmeye bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir aktivite oldu Kulüpler Şenliği. Yeni üyelerimizin de formlarını doldurduk. Gelecek yıl aramızda olmak isteyenleri bekliyoruz. Çoğu başladığım arkadaşım mezun oluyor. Yönetmenimiz başta olmak üzere. Devam eden ediyor, mezun olan da gidiyor. Ben mezun olmama rağmen buradayım. Okulda işbirliği içerisindeyim çünkü. Böyle bir imkan sağladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Sosyal ve kültürel aktiviteler merkezi kurdu rektörlüğümüz. Kezban Hanım bir şeyler söylemek isterseniz sahneye davet etmek istiyorum size. Alkışlarınız var. Çok teşekkür ederim. Normalde ben bu tarz konuşmalar hep İngilizce yapıyorum. O yüzden bir hatam olursa kusura bakmayın. Gerçekten çok müthişindiriz. Başladığınız dakikada bitirdiğiniz dakikaya kadar güldük. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yolunuz hep açık olsun. Sosyal ve kültürel merkezi elbette bu işler için kuruldu.
Ne güzel de oldu. Dileriz sizinle birlikte çok güzel işler yapacağız. Çok güzel yerlere imza atacağız. Elinize sağlık diyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Aynen, Kezban balonları patlattık, biz patlatamadık. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok emek verdik. Lefke öğrencisine, öğrenci arkadaşlarımıza keyifli dakikalar geçirebilirsek ne mutlu bize. Dönemin son oyunuydu. Sınavlarda herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki dönemde daha gümbür gümbür şekilde gelmeyi planlıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin tiyatro severliğinize kocaman bir alkış istiyorum.